Bu karşıda gördüğünüz tutumlardan arkadaşlar eskiden 100 tane varmış. Ama günümüzde şu anda sadece şurada, şurada ve şuralarda birkaç tane var. Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu anda Şiraz'dayım. Şiraz'da kaldığım hostel böyle bir yer. İki tane de Pakistanlı oda arkadaşım var. Hosteller genelde gittiğimiz ülkelerden de ucuz konaklama. Şöyle diğer odaları da göstermek istiyorum. Böyle odalar var. İnsanlar yatakları serip uyuyorlar. Başka hostellerde falan da bazı hosteller falan da var. Bu hostelin geceliği 30 TL. Hani gittiğimiz ülkelerde böyle ucuz konaklamak isterseniz şimdi odalar var hani bunun gibi. Ucuz konaklama sağlayabiliyorsunuz. Şimdi birazdan toparlanıp şehri gezmeye başlayacağız. Hostelden çıktım arkadaşlar. İlk olarak Şiraz'ı gezeceğim. Ondan sonra Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis'e gideceğim. Şiraz'ın simgelerinden olan Kerimhan Kalesi'ne geldim. Bu kalenin şöyle bir özelliği var. Bunun gibi 4 tane burç varmış ve bu burçlardan sadece bir tanesi böyle yamukmuş. Kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burası böyle, burası böyle mesela. Diğerleri düz bir şekildeymiş ama. Bunu mühendisler düzeltmeye çalışmışlar ama düzeltememişler. Bu kale Zen Hanedanlığı zamanında yapılmış, 1770'li yıllarında Kerim Han Zen tarafından yapılmış. Böyle güzel bir giriş kapısı var. Dışarıdan bakıldığında hiç bu kadar güzel olacağını sanmıyordum. Kalenin içi böyle full yeşillik. Ağaçlar falan var. Görüntü yani harika. Burayı da böyle Farsça bir şeyler yazmışlar. Hareç yazıyor ya da harem de olabilir, bilmiyorum tam olarak. Böyle ne var ben de merak ettim burada. Böyle eski döneme ait resimler falan var. Böyle ilginç bir yapısı var. Duvarlarda falan hep işlemeler var. Bu kalenin girişindeki bir yazıtta şöyle yazıyor. Şiraz'a yeni gelen bir gezgin uzun süre Kerimhan Sarayı'nın endamını övmekten geri duramayacaktır diye bir yazı yazmış. Gerçekten yani mükemmel bir kaleydi. Ya benim bu zamana kadar gezdiğim kaleler arasında en iyilerinden bir tanesi. Burada gezerken Selef ile tanıştım. Beni Eram Garden diye bir yere getirdi. Böyle aynı Taç Mahal'i andırıyor. Böyle çok güzel bir görüntüsü var. Burası eski Pers bahçesiymiş. Eskiden işte hükümet el koymadan önce burası Kaşgay ailesi diye bir aileye aitmiş. Şimdi ise gelip insanlar ziyaret edebiliyorlar, gezebiliyorlar. Çok güzel bir ormanlık alanı var. Böyle küçük küçük göller yapmışlar. Aa, şurada kaplumbağalar var. İnsanlar da etrafına oturmuş. Küçük küçük balıklar var. Turtle. Biz. Böyle ilginç ilginç ağaçlar var. Mesela isimlerini bilmiyorum ama ağaçların çok. Onun dışında böyle çam ağacı var. Böyle palmiye ağaçları var. Burada da bir tane saray var. Böyle Perslere ait resimler falan var.
ters tutumları diyorlarmış sanırım bunlara da. Burası da aynı şekilde Keriman döneminde yapılmış. Eskiden hamam olarak falan da kullanılıyormuş ama şu anda günümüzde müze olarak kullanılıyor. Burası da o dönemden kalma bir hamam böyle. Figürler falan koymuşlar, insan mumyaları. Buralarda da sanırım berber var. Buralarda da böyle değişik figürler var. Kerimhan dediğimiz adam gerçekten yani buralara çok güzel eserler bırakmış ve hala bu eserler yaşıyor. Şehrin her yerinde rastlayabilirsiniz yani bu tarz eserlere. Şimdi ise Vakil diye bir pazar var. Buranın en ünlü pazarı. Oraya geldim. Böyle kapalı, yani bizim Türkiye'deki çoğu kapalı çarşıya benziyor. Burası da cami sanırım. Buradaki caminin içine geldim ama cami falan her yer ücretli yani. Ne kadar yazmış? 50.000 riyal. Yani Türk parasıyla 25 TL falan yazıyor. Yani bütün müzelere girmek istesek 200-300 lira, belki de 500 lira paramız gider. Buradan şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim sizlere de. Çok güzel bir yapısı var. Buradaki kumaşlardan böyle elbise dikiyorlar. Ondan sonra masa örtüsü yapıyorlar. Bu şekilde. Persepolis dediğimiz yer Şiraz'a 50 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Ben de metro ile şehrin çıkışına geldim. Şimdi ise otostop çekmeye başlayacağım buradan. Böyle bir yol var. Şu ilerler güzel gibi. İlerlerden başlayacağım. Persepolis'in olduğu yer Merdeş diye bir kasabada. Elime de böyle bir tabela yazdım. Orada 5 dakika bekledikten sonra Hamit abi aldı beni. Kendisi de Merdeş'te gidiyormuş. Gidiyoruz böyle. Ben genelde otostop çekerken böyle tabelalar yazıyorum. Hani güzel oluyor. İnsanlar görüyor diyor. Merdeş'te gidiyor. Ben de gidiyorum. Alayım bari en azından. Hem karşıdaki insana biraz güven sağlıyorsun tabelayla. Hani turistik bir yer. Merdeş, Persepolis. Gezgin olduğunu anlıyorlar. Arkadaşlar dün Hamit abiyle birlikte Merdeş'te geldim. Merdeş'te ise bir gece kaldım. Saat geç olduğu için Persepolis'e gelmedim. İşte geldim. Merdeş'te ise biraz bileklik kolye sattım. 80 bin tümen kazandım. Türk parasıyla da ortalama 40 lira civarı falan para yapıyor. Gece de orada iki tane terzi abiyle tanışmıştım. Onların evinde kaldım. Birlikte mangal falan yapmaya gittik. Abiler bayağı iyiydi yani, evlerinde falan misafir ettiler beni. Şimdi ise Persepolis'e geldim. Şu karşıda gördüğünüz yerler Persepolis. Birazdan içeriye gireceğim. Bilet falan almamız lazımmış ama bende 5 kuruş para yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Gidip güvenliklerle falan konuşacağım, diyeceğim yardım edin hani. Ben İstanbul'dan geldim ta buraya kadar. Bilet alacak param yok. İçeri gireyim bir, ondan sonra görüşürüz. Persepolis'in tarihi ise milattan önce 600. yüzyıllara dayanıyor arkadaşlar. Burası Pers İmparatorluğu'na başkentlik yapmış. İçeri girdim müzenin. Böyle sütunlar var. Biraz yüksek bir konumda inşa edilmiş. Böyle beton bloklar falan var. Duyduğuma göre bu blokları da Mısır'dan getirmişler. Thank you.
Bu karşıda gördüğünüz tutumlardan arkadaşlar eskiden 100 tane varmış. Ama günümüzde şu anda sadece şurada, şurada ve şuralarda birkaç tane var. Ben bu kenti gerçekten çok görmek istiyordum. Ta İran'a ilk girdiğimde diyordum Persepolis'e gideceğim. Yani gerçekten çok ihtişamlı bir yapısı var. Böyle bloklar falan var. Bu kent 1. Darius tarafından inşa edilmiş arkadaşlar. Milattan önce 330 yıllarında 3. Darius yönetiminin zamanında Büyük İskender burayı fethetmeye gelmiş ve burada Serhes Sarayı'nı fethetmeyi bir işaret olarak yakmış ve buradaki çoğu esere zarar vermiş o dönemde. Buralarda şu yukarıda çok ilginç bir şey var. Oraya gideceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir patika yol var. Ondan sonra buraları falan gezeriz. Buralarda da güzel şeyler var. Gerçekten çok ihtişamlı bir şehir. Bakın şu yukarıda bir tapınak gibi bir yer var. Sonra hemen şurada tapınak gibi bir yer var. Yani çok ilginç ya. Şunlara bakar mısınız? Buraları niçin yapmış buralara insanlar acaba? Bunlar ne acaba ya? Ben anlamadım bunları. Yukarıdaki tapınaklara çıkmak için böyle yollar var. Burada da aynı şekil buna benzer şeyler var. Tapınak da burası. Kalenin kenarlarında böyle askerler falan var. Şu yukarıdakiler kırılmış, silinmiş biraz. Burası ise arkadaşlar müzeymiş. Yani sizlere içinde biraz göstermek istiyorum. Burada böyle resimler falan var. Eskiden kalma. Bunun gibi heykeller var. Şu anda benim cebimde sadece 20-25 TL gibi bir para var. Yarın ne yiyeceğim bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Buraya girerken de mesela gittim oradaki güvenliklere söyledim. Dedim ben sırt çantamla dünyayı geziyorum. İçeri girmek istiyorum Persepolis'e ama param yok falan. Adamlar ilk başta hayır dedi. Sonra biraz daha söyledikten sonra içeri girdirdiler beni. Burada mesela müzeye adam aynı şekilde bilet lazım dedi. Ya hani insanlara derdini anlatınca yine yardım ediyor. Buranın insanları biraz sıcakkanlı, Fars insanları falan. Böyle görkemli görkemli bloklar dikmişler. Tarih severleri mutlaka burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. O kadar görkemli bir şehir ki Büyük İskender adam ta kalkmış gelmiş buraları fethetmeye. Güzel bir gündü, güzel bir yolculuktu. Şimdi artık yavaş yavaş bu şehre doğru gideceğim. Ortalama 4-5 saatlik bir yol buraya. Geze geze gideceğim hani 2-3 güne. Yani kaç güne giderim bilmiyorum ama 2 gün olur, 3 gün olur. Belki yol üzerinde güzel köyler görürüm. Oralarda geceleri kalırım falan filan. Öyle aslında biraz daha kuzeye çıkmak istiyorum. Doğuya doğru falan. Oralarda Türkler falan yaşıyormuş Tebriz'de falan. Ama şu anda soğuk ve benim sıcağa ihtiyacım var. Gerçekten soğuk havalarda gezmesi zor oluyor. Bu şehir dediğim yer ise şu anda 30 derece. Yani gayet güzel bir sıcaklık. Oraları gezene kadar yukarılarda biraz ısınır. En azından yavaş yavaş yola devam edelim. Görüşürüz abi, kolay gelsin. Abiler de burada kaldırım yapıyorlar. Neyse işte otostop çekmeye başlayacağım şimdi. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.